Çengelli İğne Projemiz özel eğitim gereksinimi olan mülteci çocuklarla yapılan bir proje. Böyle bir ihtiyaç olduğu ve ailelerin böyle bir talebi olduğunu öğrendik ve bunun üzerine böyle bir proje hayata geçirdik. Bu proje kapsamında 16 tane engelli çocuğumuz var. Farklı engel gruplarına göre 4 ayrı gruba böldük ve 4 ayrı grubun ayrı gönüllü ekibi var. Bu ekipler cumartesi günleri 11'den 5'e kadar motor gelişimleri, duyu problemleri, akademik gelişimleriyle ilgili aktiviteler yapıyor. Bu aktiviteler sonunda çocuklarımızda güzel gelişimler elde ettik. İşitme engelli çocuklarımız işitme cihazları takıldıktan sonra hiç konuşamazken şu an %30 oranında konuşmaya başladılar. Otizmli çocuklarımız şu an komut alabilir duruma geldiler. Bu proje kapsamında sosyal hizmet, ergoterapi, fizyoterapi, dil ve konuşma terapisi, PDR bölümü son sınıf öğrencilerimizle beraber bir Çengelli İğne gönüllü ekibi oluşturduk. Toplum merkezimizde çalışan bir uzmanımız her hafta bize eşlik etti. Otizm tanısı olan çocuklarımızla beraber duyu alanında çalışmalar yürüttük. Orta MR ve hafif MR tanısı olan çocuklarımızla oyun hamurlarıyla ince kabarma motor gelişimiyle ilgili çalışmalar yürüttük. Bunun dışında ince kabarma motor gelişimine yönelik aktiviteler planladık. İşitme engelli çocuklarımızla günlük hayatta kullanabilecekleri kelimelerin telaffuzuna yönelik çalışmalar yürüttük. Ve genel olarak tüm gruplarımızda günlük yaşam aktivitelerinden olan işte diş fırçalama, hijyen eğitimi gibi etkinliklerimiz de oldu. Projemizin kapanışı yaklaştığı için bir iftar yemeğinde böyle bir etkinlik planladık. Bu etkinlik kapsamında gönüllü ekibimize plaket takdimimiz olacak. Çocuklarımıza madalya takdimimiz ve hediyelerimiz olacak. Projemizin kapanışını böyle yapmak istedik Ramazan ayına denk geldiği için. Çengelli İğne Projesi'nin kapanış haftası kapsamında projeden faydalanan engelli çocuklarımızla iftar yemeğinde bir araya geldik. Güzel zaman geçirdik hep birlikte ve şunu gördük. Aynı dili konuşmasalar da çeşitli birbirinden farklı zihinsel ya da fiziksel engelleri de olsa bu çocuklar bizim üniversitedeki gençlerimizle, gönüllülerimizle o kadar güzel bir bağ kurmuşlar ki göz göze bakarak gönülden gönüle anlaşabiliyor durumdalar. Çocuklarda ciddi bir ilerleme gözlenmiş. 7 haftadır devam eden bir proje bu. Anneleri, babaları, yakınları çok mutlu. Çocuklar çok mutlu. Ben bugün gençlerimizle bir kere daha gurur duydum. Geleceğimiz adına bir kere daha ümitlendim. Türk Kızılay bu gençlere emanet olduğu müddetçe çok daha güzel işler mutlaka yapacak. Ve bugün şunu biz bir kere daha kendi içimizde tekrar fark ettik. Türk Kızılay bizim ülkemizde yaşayan misafir mültecilerimiz için çok önemli bir rol üstleniyor. Ama daha önümüzde yapacağımız çok iş var. Engelli çocuklarımız da bunun önemli bir alanı. Diğer sağlıklı çocuklarımız Milli Eğitim'in projeleri kapsamında eğitim alabilirken bu çocukların eğitim alabildikleri bir yer yok maalesef. Burada da Türk Kızılay'ın bu alanda projeler üretmesinin gerekliliğini bir kere daha anladık. Dediğim gibi gönüllülerimizle, gençlerimizle bir kere daha gurur duyduk. Üniversite gençlerimiz gerçekten çok iyiler, çok güzel işler yapıyorlar ve Kızılay'ı çok daha ileriye taşımak üzere çok güzel yetişiyorlar diye düşünüyorum. Anne olarak baktığım zaman tabii duygusal yönü çok daha ağır. Bugün bir bayanla yan yana oturduk. Bir çocuğu Suriye'de kalmış, 10 yaşında kızı. Kendisi Ankara'da 2 tane işitme engelli oğluyla beraber hayat mücadelesi veriyor. Baba Gaziantep'te çalışıyor. Gerçekten çok zor hayatlar var. Ama buna rağmen o annenin gücünü hissettim ben onun gözlerinde. Çocukları için bu kadar zorluğa rağmen mücadele etmeye devam ediyordu. Ve o çocukların yüzü annelerinin yanında olduğu için gülüyordu. Bunca zorluğa rağmen, bunca engele rağmen. Çok duygusal bir gündü gerçekten benim adıma.